Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Mahalle İftarları programıyla yine bugün karşınızdayız. Elimizden geldiği kadar hem Sivas'ın mahallelerini gösteriyoruz hem de bu güzel Ramazan ayında iftar sofralarıyla, mahalleli halkıyla hep beraber güzel bir iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii Sivas'ımız 65 mahallesi var. Hepsini de yapamıyoruz ama elimizden geldiği kadar muhtarlarımızla, Sivas Belediyesi ile ortak bir dayanışma içerisinde olarak 4 Eylül TV önceliğinde böyle güzel bir iftar programlarını geçen sene başlattık. Bu sene de devam ettirdik. Bakalım seneye belki de daha büyük organizasyonlar yaparız, değil mi? Hep beraber tabii ki iş adamlarımızın desteğiyle, belediyemizin desteğiyle, muhtarlarımızın, televizyonumuzun, tüm Sivas'ın bir arada güzel bir şekilde hoş destekleriyle böyle güzel mahalle iftarları gerçekleşiyor. İşte bugün de Akdeğirmen Mahallesi'ndeyiz. Akdeğirmen Mahallesi Sivas'a merkez bölge olarak en yakın mahallelerden bir tanesi. Çünkü merkeze yer alıyor. Çarşı dediğimiz kent meydanına yürüyerek buradan vatandaşların gitme imkanları var. Sakin, güzel. Sivas'ımızın eski köklü mahallelerinden bir tanesi. Eski şöyle geçmiş yıllara, şöyle 50, 60, 70 veya da 100 yıl öncesine gidersek Bezirci ve tabii ki Akdeğirmen, buralar bir bütün olarak geçiyor. Ve burada da sevgili izleyenlerimiz, geçmişten kalma birçok konak olduğunu da hatırlatıyoruz. Tabii kimi zamanında yıkılmış, sonradan ayakta kalanlar, restorasyonları yapıldı. Restorasyonu yapan bazı konaklarda bugün Akdeğirmen Mahallesi sınırları içerisinde sizlerle paylaşacağız. Evet, muhtarımız, mahalle sakinleri burada sofralarda, masalarda güzel bir şekilde hazırlıklarını yapmışlar efendim. Tabii ana yemekler de şu anda pişiyor. Orada güzel bir kamalyada köfteler mangalda böyle efendim yerleniyor. Güzel bir şekilde pişiriyorlar. İftar vaktine daha var. Biz istedik ki efendim soframızı şöyle bir sizlerle paylaşalım. Mahallemize çıkalım, gezelim. Sonra yeniden mahallemizde bu güzel iftar sofrasında beraber olalım. Sevgili izleyenlerimiz, tabii birazdan sokak aralarına, mahallenin iç bölgelerine gideceğiz ama ondan önce dedik ki efendim bakalım ustalarımız iftar hazırlığını ne duruma getirmişler. Şu anda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İşte salata için burada salatalıklar doğranmış, domatesler doğranmış, soğanlar, biberler güzel bir şekilde doğranmış, hazırlamışlar. Çünkü iftara vakit daralınca hepsini efendim güzel bir şekilde burada ikram edecekler. Tabii Sivas köftesi efendim. Sivas deyince aklımıza ne geliyor? Köfte geliyor. İşte Sivas köftemiz de bizim vazgeçilmez efendim yemek kültürümüzden bir tanesi. Sivas'ın tescillenmiş köftesi. Onu da söylemekte fayda var. Sevilmesinin en büyük yanı ise et ve tuz. Başka bir şeye gerek yok efendim. Çünkü köfte böyle yapılır, değil mi usta? Evet. Dumandan kaçmayın efendim. Çok mu yaktı? Sorma. Hiç sorma diyor. Peki hiç sorma diyor. Yani demek ki bayağı bir etkilendi evet, herhalde. Evet. Hem Oruçoğlu hem de burada köftenin karşısında durmak zor bir şey, değil mi? Çok zor. Allah kolaylıklar versin. Sağ olun, sağ olun. Efendim bugün Akdeğirmen'deyiz efendim. Köfteler şu anda pişmeye başladı. Harika bir şekilde pişiyor. Ustalarımıza biz de Allah kolaylıklar versin diyoruz tabii. Sağ olun, yine sağ efendim olun. Burada geleceğiz, konuşacağız. Vazgeçilmez bir de tatlımız var, değil mi efendim? Evet. Sivas tulumba tatlısı. Of 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 of. Akşam ikramlarda tulumba da var. Evet, tulumba var. Evet. Yani köfte var, salata var. Evet, şöyle her bir çekilerimizi bir gösterelim. Of of efendim. Harika, harika, harika. Evet, işte efendim tulumbalar şöyle yandan güzel güzel çekelim. Karnı acı olan arkadaşlar gelip yiyecek. Yani evet. Yapandan, yiyenden Allah razı olsun. Amin efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Tabii ekmekleri de çıtır çıtır. Aman Allah'ım efendim. Dur. Şöyle vallahi harbiden sıcacık. Şöyle tüm gösterelim de. Ya gurbette ve bizi özellikle yurt dışında izleyenler çoğu zaman beni arıyorlar. Diyorlar ki ya Hakan Bey, sen az değilsin diyorlar. Onları gösteriyorum. Biz de yazın koşa koşa geliyoruz diyorlar. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun Hakan Bey. Evet, hoş geldiniz hoş mahallemize. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Akdeğirmen Mahallesi'ne hoş geldiniz. Eyvallah. Milletim. Buyurun, ne söyleyeceksiniz efendim izleyenlerimize? Valla tüm Türkiye'nin bizi takip eden, 4 Eylül TV'yi takip eden herkesin Akdeğirmen Mahallesi'nden Ramazan'ı kutluyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Türk İslam aleminin duaları kabul olsun. Amin. Son günlerde gelen şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Amin. Allah sabır versin. Amin. Ailelerine. Yani buruk bir sevinç içerisinde. Aynen. Bir yandan da öyle düşünüyoruz. Ama burada da birliğimizi, dayanışmamızı, değil mi? Sağlamlaştırıyor. Daim etmemiz tabii lazım. Tabii ki evet. Kesinlikle. Bu mübarek günler daha da sağlamlaştırıyor bizim birlik beraberliğimizi, evet. Kuvvetlendiriyor. Bu açıdan yani siz de buna vesile oluyorsunuz.
Size ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim. Hakan Bey. Peki var mı ekleyeceğimiz? Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Yani. Kolaylıklar diliyoruz gerçekten. Bu tabii önemli mübarek ayda birlik olmalıyız. Hep beraber dayanışma içerisinde olmalıyız. Şimdi bakalım mahalle sakinler acaba neler yapıyor? Biraz da mahallenin içerisine doğru adım atalım. Sevgili izleyenlerimiz, Akdeğirmen Mahallesi'nin dışlı sokaklarındayız ve mahalle muhtarı Fevzi Bey ile beraberiz efendim. Hem mahallemizi tanıtacak hem de mahalle hakkında bizlere bilgi verecek. Sizler de bilgilenmiş olacaksınız. Bugün mahalle iftarında Akdeğirmen Mahallesi'ndeyiz ve şehir merkezine yakın, özellikle okulların yoğun olduğu ve eski konakların yoğun olduğu bir mahalle. Daha doğrusu tarihi bir mahalle değil muhtarım. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Size de hayırlı Ramazanlar. Bir de bir etkinlik düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Hem mahallemizi tanıtmış oluyoruz, hem mahallemizin eskilerini görmüş oluyorlar. Hem de gurbetteki silah-ı rahim gidermiş oluyorlar bu insanlar yani. Aynen. Bu bir özlem yani. Çok güzel bir şey. Evet. Hele Ramazan ayında böyle bir şey yapma. İnsanlar Ramazan, bayram, sevgi, şefkat, barışma, birbirine kaynaşma günü. Birbiriyle tutkunluk günü, birbirinden böyle bağlap muhabbet günü, hoşgörü, evet, birbirine yardım etme günü. Çok güzel bir gün. Şimdi bizim mahallemiz Akdeğirmen Mahallesi, çok eski mahalle. Evet. 8 tane mahallenin birleşmesinden Akdeğirmen Mahallesi oluşmuş. Ama Sivas'ta şu var, Akdeğirmen Mahallesi değil de bizim mahalleyi Bezirci olarak biliyorlar. Değil mi? Evet. Evet. Şu anda bulunduğumuz cadde Akdeğirmen Mahallesi'nin Bezirci Caddesi. Bezirci, tamam da o, evet, caddedeyiz. Bakın, evet, konaklar var burada değil, evet, mi efendim? Şimdi tarihi, evet, konaklarımız var. Zaten abim de tarihi evde oturuyor. Merhabalar tescilli amcam. Şimdi bizim konuşmamıza abim de şey oldu, burada, evet, tarihi. Şöyle dönelim, hem bu tarihi evi de gösterelim. Bizim, buyurun efendim. Evet, amcamın şimdi, tarihi şeyde de bu zaten. Peki, şimdi tabii kaç kişi yaşıyor, mahalle nüfusu nedir şimdi muhtarım? Şimdi bizim mahallemiz 8 tane mahallenin birleşmesinden oldu, oluşmuş diyorum. İcadiye, Müradiye, Cedidi Kebir, Cedidi Sağır, Tavra, Bezirci, Yabancılar ve Akdeğirmen. Hı hı. Akdeğirmen ismini, evet, almış. Şimdi daha önceden Bezirci olarak burada bezir yağı çıkarıyorlarmış. Daha önceden bezir olmuş. Onu köseleri Müslüm diye geçiyor. Bizim mahallemiz tarihi dediğiniz gibi tarihi binalarla oluşmuş. Şu anda %60'a yakını yani yerleşim olarak okullar bölgesi. Hı hı. Şimdi bizim mahallemizde iki tane ilkokul var. Fevzi Paşa, Var Yaşıt Paşa. Ortaokulumuz var, Ziya Gökalp Ortaokulu. Evet. Kız Meslek Lisesi var, Sivas'ta bir. Hı. Güzel Sanatlar var, Zübeyde Hanım Anaokulu var, Atatürk Ana Lisesi var. Bugün de zaten Ziya Gökalp Ortaokulu'nda orada, evet, yapıyoruz. Onun güzelliği hemen karşısında. Biz şunu yaptırdık zaten, Okullar Hayat Olsun projesinde ben şunu istemiştim. Şimdi halı fabrikası vardı. Evet, eski halı fabrikası. Evet, ha, özel idareydi. Ben bir toplantıda buranın şeye kazandırılmasını istedim. Hatta çocuk kütüphanesi olsun dedim. O toplantıda katılanlar bilir, vali yardımcımız ve Ömer Karaylı Bey de vardı. Oranın mülkiyetinin özel idareye ait olduğunu, istenmeyen olayların ceyran ettiğini söyledim. Ve sağ olsunlar. Şu anda çocuk, evet, kazandırıldı. Aktivite merkezi. Ama benim istediğim gibi değil de yine de şey olur. Şimdi okullar bölgesi olduğu için bu okulların şeyi yok, spor salonu yok. Ortaktaş'a kullanılan bir spor salonu olsun dedim. O da orada olsun. Hı hı. Bir yüzme havuzu. Evet. Üstünde de bir toplantı salonu. Hatta altına iki katlı otopark olsun dedim. Ama ne yazık ki. Ne yazık onun dışında ki bir oldu, şey yapıldı. Evet. Bunlarla da yedemeyiz. Yetinileceğiz. Evet. Şimdi, efendim, konağımız kaç yıllık amca? Yani 100-150 kaç yıl var mı böyle bir yüzyılı? Yani 100 vardır herhalde. İlk oturanlardan mısınız? Hani dedenizin dedesi yoksa? Yok, ben 25 senedir oturuyorum. 25 senedir oturuyorsunuz. Nasıl konakta yaşamak? Güzel mi? Tabii güzel. Serin şimdi.
Evet, burada tescillendi herhalde değil mi? Evet, tescilli. Burada tescilli. Şimdi burada tescilli, karşısı da tescilli. Karşısı yapıldı, evet. Oran Kalkınma Hemen Merkezi. Hemen bunun yanındaki yer de tescilli zaten. Evet, dilerseniz gezelim muhtarım biraz. Efendim, tamam. İyi oturmalar, hayırlı Ramazanlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, işte Akdeğirmen Mahallesi'ni biz gezmeye başladık dediğimiz gibi. Evet. Geçmişte de tabii özellikle Ermenilerin yoğun oturduğu bir bölge, evet. Değil mi burası muhtarım? Evet. Çünkü bu evler de hemen hemen onlardan kalma işte aslında. İşte şimdi 8 tane mahallenin birleşmesinden diyor mu, yabancılar dediğimiz zaten. Evet. Ermeni vatandaşlarımız oluşturuyor. Hı. Şimdi bunların zaten bizim Akdeğirmen Mahallesi mıntıkası içinde Maşatlık dediğimiz mezarlıkları var. Evet. Onun yanında da kiliseleri var. Evet. Yani şu anda kiliseleri de açık değil. Hı hı. Askeriyenin hemen dibinde. Dibinde, evet. Onundan yani bizim bunlarla komşuluk ilişkilerimiz ta önceden beri devam ediyor. Hı hı. Şimdi daha önceden ben çocuktum. Şunu hatırlıyorum bak, Ramazanlarda ve diğer günlerde. Şimdi mahallede bir yemek piştiği zaman diğer komşumuza veya ondan bize her gün bir tabak yemek gelirdi, bizden giderdi. Çok evet. Güzel adetti. Dolu gelirdi, şimdi, dolu giderdi. Evet, dolu mi? Giderdi. Yani yandaki evdeki, karşıdaki evdeki ne biçtiğini bilirdik. Harika. Şu güzel bir şey daha vardı. Şimdi biz Sivas'ta dışarı çıktığımız zaman, inan küçüğüydük ama diyorduk ki filancanın dayısının oğlu, şu komşumuzun dayısının kızı, şu komşumuzun halasının kızı. Niye bunu diyorduk biliyor musun? Onlarla iç içeydik. Onlarla beraberdik. Yani ben onları izliyorum. Evet, bugün inan, bugün inan, gidermek için, o havayı teneffüs etmek için biz Akdeğirmen Mahallesi Muhtarlığı olarak bir sizin aktivite de öncünüzde, evet, komşumuzla beraber iftar programı düzenliyoruz. Peki efendim, yani, birazdan tabii ki yine orada biz iftar sofrasına bakacağız ama şöyle bir mahallenin ara sokaklarına dalalım. Hadi bakalım Akdeğirmen Mahallesi'ni gezmeye başlayalım. Sevgili izleyenlerimiz, işte bir konağın şu anda kapısından içeriye en azından sizlerle sadece bir giriş kısmını paylaşalım istedik. Görmüş olduğunuz gibi 5 basamaklı bir merdivenle konağın içine doğru buradan atım atılıyor. Yaklaşık 100-150 yıllık bir konak burası. Tabii gör, kim bilir kimler bu konakta oturdu. Biz hayatta olanlara sağlık diliyoruz. Hayatta olmayanlara da Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabii şu anda amcamız oturuyor bu konakta. Az önce camdaydı. Cumbal evin camından bakıyordu. Şimdi kapısından çıktı. Ya. Bir adınızı alalım efendim. Abdullah Ateş. Abdullah abi, yaş evet. Kaç? Yaş 65. Maşallah efendim. Allah uzun ömür versin. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Sağ İzleyenlerimize olasın. Bu güzel mübarek evet. Ayla ilgili var mı evet. Söyleyecekleriniz efendim? Söyleyeceğim, ne olacak abi, işte yaşantısı fena değil. Yani bir apartmandan neden anahtarı çıkıp kendimiz açıyoruz. Evet. Gelen yok, giden müstakil, yok. Müstakil, harika. Müstakil tabii. Bir de havadardır konaklar tabii, değil mi? Tabii 3.30 yüksekliği havadar. Her tarafı açık. Dedim ben ondan şey yapayım. Yani bir de kullanılan malzemeden dolayı nefes alan tabii, bir yer tabii, değil mi? Babam 20 senedir yataklı içeride babam. Yatılıyor. Allah sağlık tabii, versin tabii, efendim. Geçmiş olsun, olsun diyoruz. Peki. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı efendim. Ramazanlar. Saygılar efendim. Teşekkür ediyoruz. Ramazanlar. Evet efendim, biz de amcamıza hayırlı iftarlar diliyoruz. Okulun bahçesine bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. Sevgili izleyenlerimiz, Akdeğirmen Mahallesi'ndeyiz ve Bezirci Camii'nin önündeyiz. 1949 yılında yapılan Akdeğirmen Mahallesi Bezirci Yeni Camii'nin önündeyiz ve muhtarım 60-67 yıllık bir cami, evet, değil mi? Evet, 1949 yılında yapılmış evet. Camimiz. Ha? Şimdi Akdeğirmen Mahallesi'nde 4 tane camimiz bulunuyor. Evet. Ak Mescit var. Hı hı. Akdeğirmen Camisi var. Bir de Paşa Fabrikası'ndaki camimiz de bizim mıntıkamıza giriyor. Yani sizin mıntıka bir evet. Hayli geniş değil mi efendim? Evet. Şu üst yoldan öbür tarafı Gökçebostan, evet. Aşağısı Akdeğirmen. Evet, ve bu buradan Akdeğirmen Mahallesi Tavra Deresi köyü var şu anda. O da bana bağlı. Yani hem Paşa ben, Fabrikası'ndan hem, size evet, bağlı. Paşa Fabrikası bize, Paşa Fabrikası'nın üstündeki köy dediğimiz, Tavra Deresi dediğimiz köy de bize şöyle ait. Şöyle yürüyelim camimizin girişine doğru. Evet. Evet. Orası da size ait. Bize yani, ait. Buradan bana şeye kadar devam ediyor. Tavra Deresi'nin üstünden şeye kadar yukarı
havalanın ta üstüne kadar devam ediyoruz. Bayağı bir geniş bir mantıka. Evet. Evet. Evet, evet. Yani köklü şimdi mahalle olunca. Şimdi mahallemizde 26 şöyle tane. Şöyle yürüyelim arkadaşlar. Hem. Mahallemizde evet. 32 tane sokak var. 11 tane caddemiz bulunuyor. Evet efendim. Yani ben size söylemiştim. Çok eski mahalle olduğunu. Bu Kur'an kursu zaten. Bezici Kur'an kursu. Evet. Ak Mescid Kur'an kursumuz var. Hı hı. Yani camilerde Kur'an kursu evet, mevcut Kur'an değil mi? Evet, Kur'an kursumuz da mevcut. Evet, yani. Şimdi tabii bakıyoruz efendim, artık eski evlerin yerini yeni yeni binalar evet. almış. Caminin yanında şu anda küçük eski bir bina var. Eskiden buralar iki katlı, tek katlı evet. binalarla, evlerle doluydu i̇şte, değil mi? Tek katlı ve şey olduğu zaman insan ilişkileri daha güzeldi yani. Değil mi? Yan evet, yani şimdi bakın ben bazen seçim zamanı gidiyorum. Seçmen kağıtlarını dağıtmaya kağıta soruyorum. Karşıdaki komşu evde yok. Kağıdı sevin ben tanımıyorum diyor. Yani şimdi bizim mahallemizde yaklaşık 13.500 kişi oturuyor. Hatta şöyle bir şey var. 13.500 kişiyi benim tanımam imkanım yok. Çok zor tabii. Hiçbirinden başka erkekleri değil de en büyük yaşadığımız mesela cüzdan talep belgesinde evet. geliyorlar. Diyor ki ben cüzdanımı kaybettim bana belge ver. Diyorum ki ben size belge vermem için tanımam gerekiyor. İş Hizmetler Kanunu, İş Hizmetler Kanunu 128. maddesinin C bendine kadar hı hı. diyor ki muhtar diyor tanıdığı kişinin 300'den tarafı belgesi özü diyor. Buna dikkat etmek gerekiyor evet, değil yani, mi? Yani o zaman evet. buradan muhtarımızla efendim tanışın evet. diyoruz. Yani evet. hangi mahallede oturuyorsanız oturun gidin Ramazan evet. sonrası bir bardak çayın evet. için sohbet edin Ramazan'dan sonra. Evet. Yani ben bu mahalledeyim kardeşim adresim bu. En azından şöyle ikili ilişkilerde de daha samimi olur. Tabii. İşinize istediğiniz her neyse olmayı. Tabii. Yani şimdi ben de zaten mahallede tanımış olsam ben ona yani oturuyor oturmasa bile hı hı. bu evde oturuyor diye ben kağıt vereceğim, formca nüfusa kayıt olacak. Evet. Ona istinaden o belgeyi verecek. Değil bundan olarak insanların tanıması. Buna dikkat edelim. Evet. Peki efendim. O zaman evet. biz efendim mahallemizi gezmeye devam evet. ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Akdeğirmen Mahallesi'nde mahalle iftarında bugün işte bu güzel mahalledeyiz. 3 katlı binaların gerçekten yer aldığı ve özellikle bu binaların hepsinde bahçesi var. Harika değil mi? Keşke Sivas'ın tamamı böyle olsa. Bu bahçede de güzel bir çalışma yapacaklar ilerleyen zamanda. Burada teyzemiz ve amcamız efendim yaşıyor. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar yavrum, hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ olun efendim. Tanışalım, adınızı alabilir miyiz? Adım Gülseren Hastaoğlu. Evet Gülseren Hanım, nasıl geçiyor hayat mahallede? Çok güzel, çok güzel bir mahalle, çok sakin, eski adetlere uyan bir mahalle. Huzur, bereket değil evet, mi? Eski burada yaşıyoruz. Maşallah eski maşallah. Eski dolu dolu yaşıyoruz. Yani ne güzel. Özlemini çekmiyoruz yavrum. Hı-hı. Çok güzel bir mahalle. Peki, takip ediyorsunuz yayınlarımızda televizyonu. Tabii her zaman senin her programını seyrediyoruz. Allah razı olsun efendim. Çok da güzel program yapıyorsun. Ya Türkçen olsun, konuşman olsun. Şeylerle, seyircilerle diyaloğunuzun çok güzel. Peki efendim. Çok Allah razı olsun. Yavrum. Teşekkür ediyoruz. Amcamıza da bir uzatalım. Efendim evet. adınızı alalım. Ahmet Kastoğlu. Ahmet amca yaş kaç? 78. Maşallah valla gözler yakıyor hala. Sağ olun. Efendim kaç yıllık evliyiz onu da söyleyebilir miyiz? 52. Kaç? 56 mı? 52 mi 56 mı? 56 be amcam bak gözler unutur mu hiç ya? Ooo nasıl bir düğündü? Böyle şahane, hani şahane. Vay vay dur anam anlatsın. Evet. Hiç araba yoktu, taksi yoktu o zaman. Evet. İlk bizim düğünümüzde vardı. Sivas'ta ne kadar taksi vay, varsa. Vay vay vay. Şimdi park edecek yer bulamıyoruz değil mi? Tabii o zaman yoktu. O zaman faytonlar vardı. Böyle bir iki otomobil vardı değil mi? Kaynatan muhtarıydı. Yüceyurt Mahallesi'nin muhtarıydı kaynatan. Bir analım onu da Allah rahmet eylesin. Rahmi Bey'in kan kardeşiydi. Belediye reisi Rahmi Bey'in kan kardeşiydi. Yusuf Ağa derlerdi. Peki. Yusuf Allah derlerdi. Hayatta değil herhalde değil mi? Hayatta Allah değil. Allah rahmet eylesin. Yani Sivas'ta köylerde söylenecek, kazalarda söylenecek düğün oldu. Of of of. Çok belki şimdi sizi tabii o düğüne gelen tanıklar varsa konu komşu belki hatırlar şimdi. Hepsi hatırlıyorlar. O zaman hepsi. Bir selam gönderelim onlara değil mi? Hepsine selamlarımız var.
hürmetlerimiz var. Amin efendim. Amcan da Sivas'ın en yakışıklı delikanlısıydı. Vallahi yani boy çok, poz çok. Maşallah hala kendini koruyor. Göz, şu gözlere gir bak bak çok, bak bak çok. Maşallah. Ama çok da titizdi. Amcan 3 sene beni hiç dışarı çıkartmadı. Bak duydunuz mu izleyenlerimiz? 3 sene diyor amca hiç yengemizi dışarı çıkartmamış. Çok bu titizlikte. Çok. Var mıydı kıskançlık? Çok. Amcan çok bak kızıyor. Yok diyor artık. Peki peki efendim. Ne güzel birbirinizi ömür boyu sevmeniz temennisiyle hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Terbiye vardı, saygı amin vardı, efendim. Hürmet vardı. Sağ olun. Amcam sağlık saat diliyoruz efendim. İşte görüyorsunuz değil mi efendim? Yaklaşık böyle 50-56 yıllık evlilikleri var ama ne güzel bir mutluluk değil mi? Allah herkese güzel, sağlıklı bir ömür nasip etsin diyoruz. Bu güzel amcamla teyzemizin yanından ayrılıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz ne güzel bir mahalle efendim. Bakın iğde ağaçları, kayısı ağaçları, erik ağaçları efendim, ceviz ağaçları, kirazlar. Harika bir mahalle efendim. Hayırlı Ramazanlar. Şöyle sen arabamız geçsin. Olsun. Buyurun efendim. Yolcu edelim biz tabii. Arabayı burada meşgul etmeyelim. Merhabalar. Merhabalar. Tanıyalım efendim sizi. Ben İbrahim Onur. İbrahim abi hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Neler diyeceksiniz? Oğlunuz sanırım değil mi? Evet. Evet. Allah sabır versin. Evet, Allah abi. Sağlık sıhhat versin. Nasılsın? Her gün akşam çıkıyor musun bu saatlerde? Yok. Çıkamam. Araba geliyor. Şöyle geçsin araba. Araba geliyor diye geçelim. Evet. Biz de böyle tam röportaja başlayacağım. Maşallah bereketten midir nedir bilemem ama arabalar bir hayli bizim böyle tam röportajımızda geliyor. Konuşabilir miyiz seninle de? Hayır. Aman Allah'ım biraz diyor utangacım diyor efendim. Evet, evet. Peki Allah sağlık versin. İftara mı? Ooo evet, çok güzel. Valla bir araba daha evet. Geliyor Doğan. Bize bak abi, bugün diyor ama bereket var. Evet. Geçsin bakalım o arabanın. Vay be bir numara diyor efendim. İftara gideceğim diye bugün zühürsüz oruç tutuyor. Ya Allah kabul etsin. Allah. Araba verdik zaten. Harika. Çok güzel. Bizim şey var. Hollanda evet. Asbiri İbrahim Çitir kardeşimiz sağ olsun Balıkesir'e özürlü arabası getiriyordu. Evet. Onlardan bize 5 tane gönderdi. Aha. Bir tanesini de bir arkadaşımıza verdik. Bu değil de o birini yani. Tamam olsun. Akülü çok güzel yani. Peki. Kullanıyor. Asbire de selamlar sevgiler Asbire efendim. İbrahim Çitir Bey'e de buradan selamlar. İbrahim Çitir Bey'e evet, sevgiler. Hollanda Amsterdam Platon Başkanı kendisi. Başkanı değil mi? Evet. İbrahim Bey efendim selamlar sevgiler diyoruz. Hayırlı evet, Ramazanlar efendim. İftar sofrasında beraberiz. Evet. Buyurun. Nasıl? Evet, Akdeğirmen Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Akdeğirmen Mahallesi gerçekten sessiz, sakin. Birçok vatandaşın tercih ettiği mahallelerden bir tanesi. Böyle ara sokaklardaki hareketlilik kadar balkonlarda da hareketlilik var. Bakın balkonlardan da bizler efendim böyle sıcak bir şekilde selamlayan vatandaşlara, onlara da selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Biz de bu güzel mahallenin çekimine devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, biz de tabii ki mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Akdeğirmen Mahallesi'nde Şehit Adem Yavuz Çeşmesi deyince herkes biliyor. Bir de Kepenek herkes. Çeşmesi diyoruz değil mi efendim? İki çeşme herkes biliyor ama Adem Yavuz'u daha çok bilen var değil mi? Adem Yavuz'u biliyorlar da şeyde şimdi dört yolun ağzında da bir çeşme var. O Paris Çeşme. O daha değil mi? En eski çeşme o. En tam eski böyle çeşme. Meydana inerken evet, Paşa Camii'nin evet, değil mi evet, efendim? Yanında yani vakıflar... Evet, İş merkezi evet, olarak evet. Geçiyor orası Vakıflar Hanı. Peki tanıyalım efendim sizi. Ben Kamiş İlçe Karayolu'ndan emekliyim. Mahalle şimdi sakinisiniz. Mahalle sakiniyim. Var mı başka söyleyeceğimiz? Yok.
Ramazanlar nasıl geçiyor? Evet Ramazan ya. Nasıl gidiyor? Güzel geçiyor da sularımız kesilmezse daha iyi. Sular mı kesiliyor anlatabilirim? Bugün de tesadüf şimdi nasıl oluyorsa belediye tam iftar vereceği gün. Su mu kesildi efendim? Yani olmayan bir arızadan dolayı kesiliyor evet, yani. Evet evet. Kimse buna kesilmez. Dikkat etmek lazım. Tabii, dikkat tabii. etmeyinden de, değil de. Bir boru kopmuş yani. Kamil abi bana bu sene biraz sudan dolayı şanssızlık oldu. Evet. Peki. Evet yani o da tesadüf yani iftar verilen mahallede oluyor. Şimdi beni aradılar böyle böyle sayın muhtarım dediler bir arızadan dolayı dedi boru patladı bir saat içinde suyunuz verilecek İnşallah. Bundan da haberdar olunuz dediler. Beni olabiliyor bir, tabii efendim. Bilgilendirdi borularda. Sağ olsun Aynen. bu işlerle ilgili Levent var müdürümüz evet. Levent Orgun sağ olsun gecesini gündüzüne katıyor bu arkadaşımız gerçekten çalışıyor yani. Evet Allah ondan razı olsun. Peki, yani peki bir saat içinde de hallettiler. Çok teşekkür Peki, ediyoruz şimdi yani. Şimdi çeşmemiz hakkında bir tarihinden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi Şehit Adem Yavuz Çeşmesi Kıbrıs Harekatı'nda şehit Düşen. Olmuş. Evet. evet. Adem Yavuz diye. Onun isminden alınmıştır. Onun ismi verilmiştir. Ve yani, bu sudan kim bilir kimler içiyor değil evet, mi? Evet yani şimdi biz çocukluğumuzda içiyorduk yani evet. bu sulardan. Hatta şunu söyleyebilirim. Bu suların yanında biz de ilk başta sular başında oturuyorduk. Hı hı. 70'ten 77'de buraya geldim şu anda. 77'den beri de bu mahalledeyim yani. Evet, hala suyu içiyoruz evet, değil mi? Evet içiyoruz da o suyun yanında... Eski tadı kaldı mı? Onu bir soralım. Eski tadı var. Eski tadı yok. Karıştı mı? Nasıl karıştı? Yani bilmiyorum. Şimdi buradan her gün su dolduran... Şebeke suyuyla... Normal su karıştı normal diyorsun. Normal su karıştı yani. Evet. Ona biraz zaman belediyemiz dikkat etsin. Belediye dikkat etmesi lazım. Peki Zaten efendim. 3 tane çeşmemiz var bu civarda. Biri Adem Yavuz Çeşmesi, biri Kepenek Caddesi'ndeki evet, aynen. çeşmemiz Kepenek var. Kepenek Caddesi doğru. Bir de şeyde Kumlu Tarla dediğimiz yerde var. Aynen. Evet. Zaten 4 çeşme. Bir de Paşa Camii'nin dibinde var yani. O da evet en eski tarihi çeşme. Evet. Çeşmeler Sivas'ta çok. O yüzden gerçekten Sivas'ımızın çeşmeleri meşhur. Yani Sivas insanları geldiği zaman bu çeşmeleri yaptıran hayır sahiplerine de teşekkür ediyoruz. Birçok vatandaş da buradan su doldurup evine götürüyor. Peki efendim. Adınızı alalım bir de. Yılmaz Temiz. Yılmaz abi hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Biz mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte Akdeğirme Mahalle sınırları içerisinde tabii birçok konak olduğu kadar bir de tarihi hamam var. İşte Rahmi Akça, Şirin Hamamı, yılların hamamı ama ne yazık ki burası bir türlü restorasyona girmedi değil girmedi, mi? Girmedi, evet. Yani nasip mi diyelim veya da artık ne diyelim bilemiyoruz. Valla yetkililerimiz burayı unuttu mu yoksa onu bilmiyorum. Devamlı da gündeme getiriyoruz. Evet. Gündeme hatta şeyle gündeme gelmişti bu demir kapı. Bundan önce 2-3 ay mı 4 ay mı diyelim önce komple sökmüşlerdi. Sağ olsun belediye başkanı yardımcımız Abdurrahim Bey ve belediye başkanımız hemen bir günde kapısını taktılar. Burada şimdi mahallede inen bu Şirinoğlu hamamından yani bu atıl şekilden müstarip istenmeyen olaylar oluyorlar. Şu anda buranın anahtarı bende. Yani buraya başka insanlar girmesin diye kilidi ben taktım. Anahtarı da bende. Yani biz bu şekilde sahip çıkıyoruz. Yetkililer bunu acaba ulaşamıyor mu? Bir restorasyon yapsalar evet. mı? Burası çünkü koruma altında evet. burası da. Burası tescilli. Ama özel mülkiyet. Tescilli özel mülkiyet olduğu için biz bunu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden de görüştük. Ve bunu da ilettik. Zaman zaman belediyenin yapmış olduğu toplantılarda burayı devamlı dile getiriyorum. Yani burayı hamam olarak kim ilgileniyorsa, belediye istiyorsa belediye alsın veya özel idare, valilik kanalıyla alınabilir, bura kamulaştırılabilir ve hamama çevrilir. Hani ben burada çocukluğumda inan buraya hamama geliyordum.
Vay be. İnan yani. En son ne zaman geldiniz tarih olarak hatırlıyor musunuz? Ben buraya şimdi 1980... Yani 30 yıl 40 yıl önce. Evet evet. Yani, ama şimdi ne yazık ki durum zaten vahim değil mi? Kullanılıyordu. Hı-hı. Burada bir bundan 20-25 sene önce bir yangın çıktı. Yangın çıktı evet. Yangından sonra da bu şekilde artı şekilde kaldı. Evet. Peki. Yani buranın şimdi İspanya'ya gezmeye gitmişler. Şimdi anlatıyorlar. 50 yıllık bir taş bulmuşlar, onun etrafında gezmişler, bu tarihi demişler. Bu hamam 1903 yılında yapılmış. Evet, orada da tarihi evet. Yazıyor değil mi? Hani biz diyoruz ya tarihimize biraz sahip çıkacağız. Biraz böyle gelelim muhtarım, hani evet. Biz diyoruz tarihimize sahip çıkacağız. Aha. Bizden sonra gelenlere bunları ileteceğiz, bunları miras bırakacağız. Nasıl bırakacağız bilmiyorum yani. Ne yazık ki bakımsız evet yani. İşte. Yetkililere seslendiririz. Sesleniyorum. Biz de duyuruyoruz bunu. Evet yani bu... Gelsinler buraya bir çözüm bulsun. Çözüm bulsunlar. Peki. Hem ortaklaşa çözüm için, bulalım. Değil mi? Hem mahalle evet. Halkı için hem de şehir için. Evet. Peki. O zaman peki. Efendim iftar sofrasına doğru evet. Gidelim. Çünkü evet. Vatandaşlar bir hayli orada kalabalıklaştı. Biz iftar sofrasına doğru gidiyoruz. Daha aslında aktaracağımız bu mahallede çok yer vardı ama ne yapıyoruz? Hem mahallemizi hem de iftar sofralarını güzel bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Muhtarımla biz efendim hemen gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım iftar sofrasına. Sevgili izleyenlerimiz Akdeniz Mahallesi Ziya Gökalp İlkokulu bahçesindeyiz. İşte bu güzel okulun bahçesinde şimdi iftar sofrası kuruldu. Vatandaşlar geldi. Efendim gelmeye de devam ediyor. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Efendim tanıyalım sizi. Ben Sivas Fırıncı Ustası Mehmet Celal. Muhtarımızın vermiş olduğu davete katıldım. Evet Mehmet abi. Çok mutluyuz. Çok sevindirici bir olay. Bütün milleti bir araya geliyor. Birbirimizle kültürel ve şarkı başkanlarla. Aramızda laflar, sözler, konuşmalar yaparak birbirimize daha ilişkili duvara geliyoruz. Yakınlaşıyorsunuz değil mi? Şimdi fırıncı ustasıyım derken Mehmet abi fırın ustası. Yani o ekmeklerin piştiği fırını yapan usta. Evet. Onu evet, bir açalım evet, değil evet. Mi? İçine 40 sene ne kadar, için meslek uğraşıyor. 40 sene dile evet, kolay. Sene, peki evet. Ne kadar böyle cam gidiyor, ne kadar tuz gidiyor o fırının yapılması için? İşte fırının büyüklüğüne göre cam gider, tuz orta gider. Orta halli bir fırın mesela. Orta halli bir fırında mesela. Bir ton tuz gider. Oo, yani bir 500 ton. Kilo kadar demir taraşı gider. Vay be. 2-3 varı cam kırığı gider. Evet. İşte 1500-2000 tane tuğla gider. Sonra yani bismillah kapı açılır, yani ekmekler pişer gider. Demek usta yapar, onlar da bir size yakınlar. Satar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizi de yerinize alalım. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Evet, ustamız o tabii ki efendim. Konuştuk kendisiyle de. Biz de işte mahallede efendim güzel bir şekilde iftar ve biz bu iftarda da ne yapıyoruz? Sizlere en güzel şekilde sunumlarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Vatandaşlar doldu. Harika bir şekilde tabii. Herkes yerini almaya yavaş yavaş başladı. Biz de buradaki vatandaşlarla konuşuyoruz. Onların duygu ve düşünceleri her zaman önemli. Neden? Onlara söz hakkı vermemiz lazım. Amcamla teyzeme bir merhaba diyelim. Efendim hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazan efendim. Şöyle geç güzelce efendim. Şunu da şöyle indirelim. Sizin yüzünüzü gösterelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım hamdolsun iyiyim canım. Sen nasılsın? Hamdolsun efendim. Adınızı alabilir miyiz? Tahir Irmak. Tahir amca. Kaç yıldır bu mahalledeyiz? 91'den beri. Maşallah. Bayağı bir zaman olmuş. Ondan evvel Çayyurt'taydım. Çayyurt'taydınız. Hizmetinden emekliyim. Evet. Ha. Oradan emekli oldunuz. Evet. Sonra buraya da yerleştiniz. Yerleştim. Sessiz, yani. Sakin, güzel bir mahalle. Çok sakin. Ne güzel değil çok mi efendim? Akdeniz Mahallesi. Bugün de iftar sofrasında hep beraberiz. İnşallah. Var mı buradan başka söyleyeceğiniz bizi teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinize. Peki. Allah kabul etsin. Cümlemizi için. Peki. Anamıza da mikrofonu uzatalım efendim. Anam konuşmam mı diyor? Yok konuşmam. Yapma be. Çoluk çocuk izliyordur şimdi. Yok izlesinler. Peki. Allah razı olsun. Peki. Verenden de vermeyenden de Allah geçmişlerin cennet etsin. Ya burada önemli olan ne biliyor musunuz? Beraber olmak değil mi? Yani evet, birlik olmak. Evet. Bu güzel yemeği, bu güzel çorbayı beraber yudumlayabilmek. Deniz ekmek olsun, birlik olsun da İşte deniz bu ya. Olsun. Değil mi? Ülkemizde tabii, huzur olsun. Tabii, gerisi tabii. Zaten geliyor değil mi? Ama bunun kastede olduğum gün 6 kişi ya, şehit olmuş. Allah şehitlerimize rahmet amin, eylesin. Amin, amin. Allah onların ailesine sabır versin amin, efendim. Amin.
Allah ailelerine sabır versin. Allah memleketimize birlik beraberlik versin. Evet, huzur gelsin mübarek değil mi efendim? Peki, tabii, peki efendim. Allah oruçlarınızı kabul etsin diyoruz. Şimdiden hayırlı iftarlar. Peki efendim, iyi oturmalar, iyi iftarlar. Evet, dediğimiz gibi efendim, vatandaşlarımızın duyguları, düşünceleri önemli bizim için. Konuşuyoruz tabii. Fırsat buldukça onlara da mikrofon uzatalım istiyoruz. Gördüğünüz gibi efendim, güzel bir şekilde muhtarımız da bayraklarla güzel bir şekilde donattı, süsledi bu güzel iftar sofrasını. Biz de sizlere sunumlar atmaya devam edeceğiz. Evet, tabii ki geçen yıl biz yine Akdeğirmen Mahallesi'nde güzel bir iftar sofrasındaydık ve annemiz de sağ olsun o gün bize mutfağında içli köfte yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorum. Sulu köfte. Ha, sulu köfte. Yaşlanıyoruz vallahi. Ben yaşlandım, sen yaşlanmamışsın. Şuraya baksana. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Peki, bugün burada sofrada sen de bizimle berabersin. Evet. Önce bir tanıtalım, adını soyadını alalım efendim. Perihan Öken. Evet. Adım soyadım bu. Ne söyleyeceksiniz efendim izleyenlerimize? Buyurun. Şimdi bir mahalle sakini yani, olarak. Bir mahalle sakini olarak muhtarımızdan çok memnunuz. Böyle şeyleri çok güzel yürütüyor, yapıyor ve buna yardımcı olanlara da teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu Ramazanlar nasip etsin diyorum. Allah tekrarını nasip etsin. Ne güzel değil mi? Beraber olmak, birlik olmak. Güzel. Özellikle gençlere, çocuklara bunları aşılayabilmek. Evet, evet. Çünkü bak, siz... Bak ben yeğenlerimi Tatokat'tan sesledim, güzel, görsünler diye. Harika. Peki efendim, biz de bunları buradan duyurduk. Evet. Ellerinizden öpüyoruz. Ben saygılar, de, selamlar ben efendim. Ben de size sağ olun, teşekkür ediyorum. Peki efendim, Allah kabul etsin orucunuzu sağ olun, diyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Evet, anamız ne güzel söyledi. Bakın, biz diyoruz ki efendim, buradaki birliği, beraberliği Türkiye'nin her tarafına aşılamamız lazım. Ve o yüzden biz elimizden geldiği kadar bütün mahallelerde güzel bir şekilde iftar sofralarını süslemeye çalışıyoruz. Ve bu iftar sofralarında genç olsun, yaşlı olsun, çocuk olsun. Çocuklar, niye yüzünüzü kapatıyorsunuz? Merhabalar. Yok, merhaba. Merhaba. Adını alabilir miyiz? Dilek. Dilek. Evet. Söyle bakalım, bugün güzel bir iftar sofrasında beraberiz. Evet, muhtarımız sağ olsun. Geçen sene de aynısını yaptı. Katıldın mı geçen sene? Evet, katıldım. Oo, artık 2-3 gidecek değil mi böylece? İnşallah. Muhtar sizler, davet ederse biz de sizler gelin. Yaşlanınca artık siz yapacaksınız değil mi? İnşallah. Muhtar olursak yaparız. Muhtar olmasan yapmayacak mısın? Ya bu kadar hani İş kadını insanı... olursun, destekçi olursun. Ya o zaman tabii ki de yaparız inşallah. Peki hedefinde ne var? Ne olmayı düşünüyorsun ileride? Hedefimde ne var? Beden eğitimi öğretmeni inşallah. Sağlıklı sporcu tabii, olacaksın. Evet. Pekala, sizlere de şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler. Hayırlı iftarlar. Sen konuşacak mısın? Yok, teşekkürler. Biraz bu bilgine benziyor biraz değil mi? Yok, öyle mi, bilime mi biraz meraklısın? Yok. Yok. Peki sen neler diyeceksin? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi ya? Olur mu, adını söyle bari. Adını da mı söylemiyorsun? Hayır. Anne baba bizi izliyor. El sal onlara. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz seninle de. Evet, dediğimiz gibi efendim, işte burada 7'den 77'ye herkes bir arada, birlik içerisinde. Önemli olan paylaşmak diyoruz. Bir tas çorbayı, bir tabii ki bardak suyu beraber içmek diyoruz. Birliği, beraberliği bugün Akdeğirmen Mahallesi'nde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, efendim muhtarımız torunu kapmış gelmiş maşallah. Evet. Efendim. Kaç aylık? 9 aylık. Şu 9 anda 9 aylık. Allah maşallah. Şimdi maşallah. Dedesini gezmeye geldi değil mi oğlum? Karnını da doyurmuş. Kendisi Düzce Akçakoca'da. Akçakoca'da evet, yaşıyor. Evet, babası kendisi öğretim görevlisi. Evet. Doçent. Ona da selamlar, evet, sevgiler. Evet, aleykümselam. Kendisi de burada. Burada mı? Evet, görüşebilirsiniz. Hoş gelmiş o zaman. Peki. Evet. Efendim, çok güzel bir ortam oldu. Herkes evet. Oturdu. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Vatandaşlar güzel şeyleri yerlerine alıyorlar. Biz de niye tabii muhtarımız abi? Da böyle gelen vatandaşları burada ağırlıyor efendim. Torununu da paylaştık.
Hadi bakalım, yine devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, Akdeğirmen Mahallesi'nde devam ediyoruz. Tabii iftar sofralarında ne var bugün efendim? Sivas köftemiz var, pilavımız var, salatamız var, tulumbamız var ve çorbamız var efendim. Bir de konuklarımız var değil mi? Evet. Sizi de tanıyabilir miyiz efendim? Bülent Akın efendim. Bülent Bey, bir anlatabilir miyiz? Böyle güzel bir ortamdayız, Ramazan ayındayız, birlik, beraberlik, huzur, evet. Hepsi bir arada, bereket. Neler diyeceksiniz? Vallahi hiçbir şey diyemem de yani... Oruç diyorsun, son dakikalar. Evet, evet, son dakikalar. Ama bir de bize sorun, biz her gün biz bunu konuşuyoruz, anlatıyoruz. Hatta birazdan belki görürsünüz, ezan okuduktan sonra yine biz bir 10 dakika daha geziyoruz tabii. Hani görevimiz gereği yani ama Ramazan, susuzluk. Ramazan eskisi gibi hiç iyi geçmiyor. İyi geçmiyor. Eskiden neden? Çok güzel komşular, akrabalar birbirlerine gelip... giderlerdi. Şimdi koptuk yani. Epey kopma var. Ama yani biraz da binalar yükseliyor. İnsanlar yalnızlaşıyor. Binalar yükseliyor da yani akrabalar, komşular kopmamaları lazım. İşte bu binalardan dolayı kopuyoruz. O tek katlı bahçeli evlerden uzaklaştığımız için yani alt komşu, üst komşuyu artık tanımıyoruz. Tabii, çok tabii, sık değişiyor insanlar değil mi? Ama yine de buna da şükür en azından bir şeyleri bir araya getirebilmek adına mücadele var. Yani. Bu da yine bir en azından bir küçük de olsa bir başarı değil mi? Çok burada mı yaşıyoruz? Evet, burada. Sivas'tasınız. Evet. Yani o yüzden bizim bu güzel memleketimizi biz en iyi şekilde duyuralım. Tabii tabii, peki. Tabii. Efendim Allah kabul etsin. Sağ olun, teşekkürler. Peki. Efendim burada tabii Fatma Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Siz konuşmak ister misiniz daha doğrusu? Gülümsüyor tabii. Kendisi bir eğitimci. Teşekkür ederim. Biz üçüncü oldu sanırım. Üç yıldır geliyoruz. Ben muhtarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En azından bir araya gelip birbirimizi hani koptuk diyoruz ya birbirimizi bir kere de olsa görmüş değil oluyoruz. Evet. Bir vesile oluyor bu. Aynen öyle. Peki. Allah kabul etsin efendim. Ederiz. Hepinize afiyet olsun diyoruz. Biz de efendim diğer masalarda vatandaşlarla konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Akdeğirmen Mahallesi'nin yakından tanıdığı bir sima var. Yasin kardeşimiz, merhabalar. Merhabalar, herkese iyi Ramazanlar. Allah tüm İslam aleminin Ramazan'ını mübarek etsin. Amin Yasin, çok teşekkür ediyoruz. Nasıl, sağlık, sıhhat yerinde mi? Anlatalım biraz. Biraz sağlığımız, sıhhatimiz yerimizde değil. Ufak böyle bir sorunlar var diyorsun. Büyük bir sorun geçirdik bayağı bir. Cenab-ı Allah bizi bu Ramazan'da yaşatacakmış. Bir 10 günlük koma, 100 günlük hastane sürecinden sonra... İşte geldik, sevdiklerimizle, sevdik insanlarla beraber orucumuzu açacağız inşallah. İnşallah. İşte Allah tekrarını yaşatmasın. Amin. Allah tekrarını hastalık cümle cümle ümmeti Müslümana vermesin. Hep amin. Sağlık versin. Amin. Zorla geldik ama buraya. Allah, olsun. Şuradaki mutluluğu görmek tabii, değil mi? Yani mühim olan beraber çocuklarla. Bunu yaşamak önemli. Bu eski günlere rağmen. Bu güzellikleri yaşamak ama Allah herkese nasip etsin. Neşeyi kaybetmeyelim tamam mı? İnşallah. Sen zaten inşallah. Hep neşelisin. Ara sıra böyle Adam tabii. Adam yani siz de biliyorsunuz Sivas'ın en neşe kaynağı sizsiniz eyvallah, yani. Eyvallah razı olsun. Siz de yani biz diyoruz ki efendim herkes sağlıklı, sıhhatli, güzel günler yaşasın. Amin diye. İnşallah. Amin peki. Başta sizin programlarınız sayesinde insanlar toplumumuz güzellik ve heyecan kazanıyor. Eyvallah. Size de başta teşekkür ediyoruz peki, yani. Peki acaba hanımefendi bir şeyler söyler mi efendim? Merhabalar. O utandı ama biraz değil mi? Ablam biraz utandı. Evet. Biliyorsunuz ya. Evet. Peki. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Peki. İlettik biz de. Var mı başka? Yok sağ olun. Peki. Peki. Allah kabul etsin diyoruz. Tabii şimdi Akdeğirmen Mahallesi'nde yıllar önce oturanlar köşedeki kasaba hatırlarlar değil mi? Orada Yasin kaç yıl? 60 yıl. 60 yıl dile koyuyor tabii. Ben 35 yılım benim var. Maşallah yani o yüzden şimdi Yasin izleyen herkes şöyle bir geçmişe dönmüştür. Evet. Ya kimler yoktu ki burada Süryani arkadaşlarımız, Ermeni arkadaşlarımız. Sivas en köklü mahallesi. Sen kimleri görmedik ki ya burada? Burada kimler 7 millet yani? Bir aradaydı değil mi? Mutluluk, şu, huzur. 7 millet ne? Buradaki yani derler ya. Millet. Şimdi mesela eski kabadayılarımız vardı. Kim kabadayı değil mi? Böyle kaba
anlamda değil yani, beyefendi, sıfatında. Beyefendi, sahip çıkan, ağalar vardı. Yardım eden, evet. Tabii ağalar vardı. Yani fakirlerin gelirdi bizim dükkanımıza, ben küçüktüm hatırlardım. Ahmet babama Sarahmet derler, kasap evet, Sarahmet. Evet, kasap Sarahmet. Ahmet Bey şu bilese defterini bir çıkardı dedi gizliden. Babam beni tembihlerdi, bak kimseye söylersen kemiklerini kırarım falan böyle. Onların borçlarını öderlerdi. Yani ödeyemeyenler, işte tabii, bu tabii. Ya. Hani... Ekmekleri bağlanır, aman Ahmet Bey derlerdi mesela, sen bunlara yine ver. Biz Ramazan sonra yine görüşürüz yani, etlerini eksik etme derdi. Yani veren de alan da birbirini görmüyordu. Mükemmelliği yani. Görmüyordu hem de saygı, sevgi yani tam iman o zaman yaşanıyor. Harika yani, biz de bunları bir kez de böyle hatırlatmış olduk. İnşallah bütün İslam aleminin böyle davranmasını istiyoruz. İnşallah, ama ne yapalım işte. Ne yapalım? Amin. Dünya biraz değişiyor evet, ama evet. Önemli olan o düzen içerisinde biz kendimizi koruyalım. Toplum olarak, aile olarak çoluğumuz çocuğumuzu... İyi yetiştirelim. Peki. Allah kabul etsin diyoruz. Yasin arkadaşımıza ve ailesine burada efendim hayırlı iftarlar diliyoruz. Ve biz tabii çekimlerimizi sürdürüyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte muhtarımız efendim, vallahi hep biz yoruluyoruz ama değil mi? Evet, ama evet, tatlı bir yorgunluk. Evet. Bu arada tabii mahallelerde Ramazan ayı boyunca muhtarlara bir dakika. Efendim ekmekleri de efendim gönderelim gitsin. Fakir evet. Fukara faydalansın evet, efendim. Zaten... Ramazan ekmek dağıtıyor muyuz bu Ramazan'da da? Abi biz geleneksel hale dönüştürdük zaten. Akderme Mahallesi muhtarı olarak evet. İhtiyaç sahibi ailelere mahallemizdeki ve diğer mahallelerdeki 135 tane bu sene aileye günlük Ramazan boyunca ekmek dağıtımı harika yapıyoruz. Harika efendim. Allah kabul etsin. Bunu da hayırsever insanların katkılarıyla yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere Allah onlardan da razı olsun. Veren el alandan daha hayırlıdır diyoruz. Çok güzel bir hizmetimiz. İnan bunda 9 tane mahalle var. İçinde Alebaba var, Huzur Mahallesi var. Efendim Gökçebostan var, Sularbaşı var, Çayyurt var. Ekmek dağıtımında kim istiyorsa veriyoruz. Yani ille evet. Bizim mahalle olsun yok evet, değil mi? Yok İsteyen yani. İsteyen her taraftan gelebilir. Gelebilir yani, ekmeğimizde bir sıkıntımız yok. Hayır sahibilerin Allah hayırlarını kabul etsin diyorum. Evet harika, her gün 132 aile değil mi? 135 tane 135 aile. Geçen maşallah. Sene 155 taneydi, ondan önceki 185 tane. Evet. Bu sene 135. Allah kabul etsin. Amin. Ne güzel. Evet. Buradan işte sizler de tabii eğer ihtiyaç sahibiyseniz gelin Feyzi muhtarımıza ulaşın Akdeniz Mahallesi'ne. Evet. Yani onda bir sorunumuz yok. Maşallah maşallah. Teşekkür harika dolu. Buyurun efendim. Sizin güzelliğinizle. Peki sağ olun, muhtarım da dağıtıyor işte ekmekleri. Masalar efendim, ekmekler de veriliyor. Çorbalar veriliyor efendim. İçecekleri veriliyor. Mahalleli bugün Akdeğirmen Mahallesi'nde Ziya Gökalp Ortaokulu'nun bahçesinde efendim güzel bir iftar sofrasında. Tabii biz de sizlerleyiz. Bu güzel mutluluğu tüm ekrandan izleyenlerimizle paylaşıyoruz. Ve onların tabii ki bu güzel duygu ve düşünceleri, bu güzel görüntüleri hepinize biz ulaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız efendim yemekler burada. Tek tek böyle işte hayırsever vatandaşların hazırlamış olduğu burada imece usulüyle herkes yardımcı oluyor. Birbirlerini ağırlıyorlar. Masalardaki efendim yerlerine oturdular. Ve onlara da tabii ki buradaki ikramlar veriliyor. Birazdan da ezan okunacak ve herkes burada güzelce iftarını açacak. Sevgili izleyenlerimiz, muhtarım ezan da okunmaya başladı efendim. Allah kabul etsin. Amin. Evet, ne kadar güzel değil mi? İşte beklenen evet. An. Evet. Böyle hepimizin ağzı kurudu, karnımız acıktı. Bir mübarek günü artık geride bırakıyoruz. Emeklerinize sağlık. Vatandaşlar güzelce oruçlarını şu anda açmaya başladılar. Evet. İzleyenlerimize son olarak neler söyleyeceksiniz? Ya izleyenlere şunu söylüyorum. Biz yani burada evlerinde istediklerini yiyebilirler. Önemli olan burada... Bu atmosferde birlik beraberlik içinde, sevgi saygı hoşgörü içinde bu organizasyonu yapmak, bu havayı teneffüs etmek önemli olan yani. Değil mi? Biz onu eski komşulukları beraber aynı komşularımızla beraber oruç açmak özlemini gidermek için yapıyoruz. Bir sosyalite, bir kaynaşma olsun. Hı hı. Yani şimdi ülkemiz inan bir ateş çemberi içinde. Ne yazık ki bir ayrıştırmaya evet. Çalışıyorlar bizleri. Ve ülkemize bu kadar şey yaptıkları için birliğimizi, beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Onun için ben diyorum ki bir olalım, iri olalım, diri olalım,
Hep beraber olalım. Peki efendim. Bu ülke bizim. Aynen. Allah kabul etsin. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Ben bu arada 4 Eylül TV sahibine, 4 Eylül çalışanlara ve program yapımcımız Hakan Bakan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona bu bize vesile oluyor. Bizi kamçalıyor. Çok güzel bir şey. Peki el birliğiyle evet, başardık. Peki efendim. Teşekkür Allah ediyorum. Kabul etsin. Evet işte oruçlar açılıyor. Muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Akdeğirmen Mahallesi'ndeydik bugün. Yorulduk ama buyurun muhtarım. Geçiyoruz tabii oraya da geleceğiz. Şimdi hemen böyle gelen tabii konuklarımız da var efendim. Sivas'ımızın protokolünü yer alan konuklarla da konuşacağız. Vatandaşlar herkes iç içe bir arada iftarımızı güzelce gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, tabii ezan okundu, iftar topu atıldı. Konuklarımızla konuşmaya devam edelim. Vatandaşlar da tabii oruçlarını açmaya başladılar. Ziraat Odası Başkanı Sayın Hacı Bey de burada. Efendim hoş geldiniz, afiyet olsun. Evet, Allah kabul etsin. Evet, teşekkür ederim. Bu Ramazan ayının bu güzel mekanda Akdeğirmen Mahallemizin muhtarının sokak iftarına davetine katıldık. Gerçekten bu manevi şey de çok güzel, ortam da çok güzel. İnşallah hep bu güzellikleri böyle devam eder. Bu Ramazan ayının tüm Müslümanlarımızın ve Sivas'ımızın birlik beraberlik olmasını, hep böyle olmasını, düşmanlarımıza fırsat verilmesi isteğiyle bu güzel ortamda bulunuyoruz. Ben bu ortamı düzenleyen başta Akdeğirmen Mahalle Muhtarımız Sayın Feyzi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Konuklarına çok teşekkür ederim ve siz Sivas'ın Güzide Kanalı, 4 Eylül Kanalı senin aracılığına da tüm çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sivas'ımızın bu güzel İnşallah bu hep gelenekler ileriki yıllarda da devam eder. Hakikaten çok güzel bir ortam, çok manevi bir anlam var. Çok güzel. Benim diyeceklerim yok. Peki efendim, sağ Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Sağ olun, evet efendim size de merhabalar. Merhaba Hakan Bey. Efendim afiyet olsun. Mustafa Evren, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısıyım. Bugünkü Akdeğirmen Mahallesi Fevzi Muhtarımın davetine icabet ettik. Evet, Allah efendim. Razı olsun. Rabbim bu gelenek ve göreneklerimizin devam ettirsin. Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi var. Kur'an-ı Kerim'in evet. nazil olduğu, cüz indiği bir ayın kıymetini bilelim. Bu arada 4 Eylül TV'ye de teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Neden? Eski örf ve adetlerimi bana yaşattığı için farklı bir diğer kanallardan bir farklılık görüyorum. Onun için de tüm Akdeğirmen Mahallesi sakinlerinin Ramazan'ını kutluyorum. Peki efendim. Allah kabul etsin. Amin. Olsun. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenlerimiz işte burada güzel bir şekilde herkes iftarını açıyor. Burada bakın yeni daha doğmuş. Belki kaç aylık efendim bebeğimiz? 5 aylık. 5 aylık. Allah bağışlasın efendim. İsmi nedir? Ömer Egemen. Ömer Egemen maşallah. O da böylece bir evet, hay maşallah efendim. Ömür uzun olsun diyoruz. Annesi neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize? İftarımızla ilgili. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı peki, Ramazanlar. Peki, teşekkürler efendim. Afiyet olsun diyoruz. Ömür uzun olsun diyoruz küçük yavrucağın. Evet, biz de efendim programımızı artık burada noktalıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bugün işte iftar sofrasında, Akdeğirmen Mahallesi Muhtarlığı iftar sofrasında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu bizler de yaşadık. Allah tutulan oruçları kabul etsin diyoruz ve edilen dualar kabul görsün diyoruz. Ve yeniden başka bir mahallede sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.